Cuba. Sansası, Havanaramı, klasik arabaları, puroları, Che Guevara ve mutlu insanları ile ünlü, bambaşka zaman diliminde yaşayan bir ülkeye, Karayipler esintisine Küba'ya götürüyorum sizi. Hola, herkese Küba'dan merhabalar arkadaşlar. Küba, o kadar böyle uzun süredir böyle hayalini kurduğum, işte çok enteresan bir ülke, çok farklı zaman diliminde yaşıyor, mutlaka gidip görmek istediğim bir ülke diye düşünürken hakikaten de oraya gittim. 2 hafta kaldım, inanamıyorum. İlk Havana'dan başladım, sonrasında Trinidad, Santa Clara, Varadero, Vinales ve tekrardan Havana'ya gelip seyahatimi bu şekilde 2 haftada tamamladım. Baştan söyleyeyim, bu uzun bir video olacak. Çünkü sadece hani Havana'da nereler gezilir tarzında değil de benim hani Küba hakkındaki izlenimlerimi de kapsayan bir video olacak. İşte hani Küba'da konaklama nasıl, yemekler nasıl, fiyatlar ne durumda, işte nasıl para bozduracaksınız, Kübalıların normal hayatı, yaşamları nasıl, hani güvenli mi, tek başınıza seyahat etmek konusunda belki çekinceleriniz vardır bu konuda, hani Küba nasıl, başınıza gelebilecek böyle hani kandırılma olayları gibi diyeyim, hani ne konu, nelerle karşılaşacaksınız, tüm bilgileri bu videoda bulabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi birazcık uzun bir video oldu. Ama Küba'ya gitmek isteyenler veya Küba nasıl bir ülke merak edenler için gerçekten her şeyi kapsayan bir video oldu. Ben Londra'da yaşıyorum ve Küba'ya giderken de aktarmalı olarak gittim. İlk önce Londra, Madrid. Madrid'de 3 saat bekleme zamanım vardı. Ondan sonrasında da Madrid, Havana olaraktan yaklaşık bir toplamda 15-16 saatlik bir yolculuk geçirdim. Evet, şimdi uçaktan indik. Var ya, kaç saattir uçuyorum. Yemin ediyorum yorgunluktan bitik bir haldeyim. Zaten tipimden de belli oluyordur. Vallahi kaç saat toplamda evden çıkalı, Londra'dan evden çıkalı herhalde yani 16 saat falan oluyor. Perişan bir haldeyim. Havalimanından çıkmamla bambaşka bir zaman dilimine ışınlanmış gibi hissediyorum kendimi. Ray, driver. So beni şeye havalimanından aldı. Ben kaldığım yerden transfer istemiştim. Havalimanından aldı. Şimdi arabaya bineceğiz. Ayarladığım Airbnb'ye gideceğiz. Wow. Arabalara bak. Which one? This? No, this? Really? This one? This? Oh, aman Allah'ım, arabaya bakar mısınız? Şu arabayla şimdi şey yapacağız. Airbnb'ye gideceğiz. Aman Allah. Arabamı gördünüz mü? Daha gelir gelmez süper bir arabayla şimdi kaldığım yere gideceğim. Yalnız var ya, havalimanından çıkmak da bir sorundu. İçeride falan zaten çok fazla video çekemedim. İzin vermiyorlar çünkü. Hani böyle havalimanına girerken bagajlarınız falan kontrolden geçer ya, burada hani şeyden uçaktan indikten sonra da ülkeye girerken ayrı bir kontrolden geçiyorsunuz. Bayağı sıkı bir denetim var. Hatta drone falan sokulmuyor yani. Droneları alıyorlar. Şimdi neyse, hadi çok fazla konuşmayayım. Etrafın tadını çıkaracağım. Hadi klasik arabamla sizi ufak bir Havana turuna çıkarayım. Suena los tambores. Tambor te llama y está llamando con sentimiento y manana y el tan
Ace lukumi, ace olopi, ace patolo, señoras y señores. Ay, qué rico está sonando mi... Şimdi kalacağım yere geldik. Sokaktayız. Bakar mısınız? Çok güzel. Çok da merkezi bir yerdeyim. Şimdi arabamızdan eşyaları indireceğiz. Şurası da kaldığım oda arkadaşlar. Daha böyle hani bozulmadan hemen çekeyim dedim. Sonra dağılacak çünkü. Bayağı yüksek tavanlı. Şu avizeye falan bakın. Evin geri kalan bölümlerinde çekerim size. Bir yarın artık gündüz çekerim. Kocaman bir oda, iki yatak var yani, istediğinde yat. Şöyle işte şeyleri, havlular falan var burada. Şurada da banyo, tuvalet. Şurada güvenlik kasası da var. Gayet hoş. Geceliği ben, bu tam böyle hani eski havanın merkezde bir yer. Geceliği de ne kadar, yaklaşık bir 9 pound falan vermiştim geceliğine. Ama şey, hani tek başınıza kaldığın zaman hani ortalama bir fiyat oluyor. Ama hani bu odaya sonuçta tek kişi değil, hani atıyorum 4 kişi de kalsanız yine 9 pound vereceksiniz. İşte burası da kaldığım hostel. Bu böyle küçük, bir arada bir bahçe gibi bir şey var. Odalar buraya açılıyor. Bakın şurada böyle minik havuzumuz ve kaplumbağamız bile var. Bakalım kahvaltıda neler var. Bak bitmiş zaten kahvaltı. Şöyle ufak kroket deniliyor. İşte burada patates, sebze falan kızartması gibi diyeyim. Şurada salamlar var. Şunlar ekmek. Şurada meyveler var. Ananas, karpuz, papaya, domates, salatalık, muz. Burada da işte reçeller falan var. Gayet güzel. Tabii şunları da göstereyim. Çay, kahve 24 saat buradan alabiliyorsunuz. Suyunuzu buradan doldurabiliyorsunuz. Bir de böyle taze sıkılmış meyve suları var. Gayet hoş, güzel bir yer yani. Küba'da konaklama nasıl oluyor? Amerikan ambargosu sebebiyle Küba'da bildiğimiz markaları göremiyorsunuz arkadaşlar. Yani bu yiyecek içecekte, kıyafette, otellerde falan hepsi için geçerli. Yani yolda yürürken işte bir Zara, Mango mağazası falan görmüyorsunuz. Ya da işte bildiğimiz Coca-Cola falan orada yok. Bu tarz ürünleri hiçbir tanesini bulamıyorsunuz. Onun dışında tabii bu oteller için de geçerli. Bildiğimiz otel markaları orada yok. Havana'da otel bulabilirsiniz. Tabii ki de lüks 4-5 yıldızlı oteller var ama genel olaraktan hani Küba'da benim yaptığım konaklama nasıl? Casa denilen yerlerde kalabilirsiniz. Casa ne demek? İspanyolca ev demek. Küba halkı evlerinin birkaç odasını turistlere açıyor. Yani bu şekilde de kendilerine de ek gelir sağlamış oluyorlar. Küba'daki hayatın ne kadar zor olduğunu, ne kadar limitli imkanlarla yaşadıklarını videonun ileriki bölümlerinde gösterdim. O yüzden de insanlar kendilerine ilave bir kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Küba halkının %70'i falan diyeyim ben size, evlerini açıyor turist konaklamaları için. Biz de hep bu şekilde konakladık. Odalar gayet büyük. Genelde hep iki yatak oluyor zaten. İçerisi gerçekten temiz. Otel odası gibi düşünebilirsiniz. Yani gerçekten o odayı otel odası haline çevirmişler. Kendisine ait tuvalet, banyosu var. Ev sahipleri gayet ilgili. Airbnb üzerinden ben odaları buldum. Booking.com'dan, çünkü baktığımda hiçbir şey yoktu. Çalışmıyordu Booking.com. Airbnb üzerinden yaptım. Ancak şöyle bir şey var. Ben ilk Havana'da konaklayacağım için ilk 3 günümü Havana'ya gelmeden önce, yani daha İngiltere'deyken rezervasyonumu yapıp ödemesini de Airbnb üzerinden yapmıştım. Daha sonra Küba'ya gittiğimde, başka şehirler için Airbnb üzerinden odalara bakmaya çalıştığımda fark ettiğim şey arkadaşlar, kredi kartı geçmiyor. Yani kredi kartıyla ödeme yapamıyorsunuz Airbnb'den. Ne yapacaksınız? Oradan mesaj atıp, işte hani müsaitiniz var mı, ben şu tarihte geliyorum tarzında yazıp ödemeyi direkt ev sahiplerine yapabilirsiniz. Ben birkaç defa öyle yapmıştım.
Herkese günaydınlar. Havana'dan günaydın. Şimdi sabah çıktım. Sabah kalktım. Kahvaltımı ettim. İlk iş telefon hattı almak. Etekse diye zaten tek bir tane şey varmış. Kullandıkları kart varmış. Şimdi onu bulmaya çıktım. Ama yollarda sabahın bu saatinde, saat 9 falan, her yerden müzik sesi geliyor. İnanılmaz keyifli yani. Sabah çok erken saatlerinden beri herkese böyle bir keyif var. Şimdi sim kart almaya geldim buraya ama kuyruk var. Yani bilmiyorum. Şöyle kuyrukta bekliyorum ben de. Bakalım kaç saat sonra alabileceğim. İçeri yine sokmuyorlar. Kuyrukta beklemeniz lazım. Bir de her yerde böyle maske takılması lazım. Bu sıcak. Allah'ım, daha zaten kartı alana kadar perişan oldum şu anda. Küba'da daha ilk günden anladığım ve farkına vardığım şey, Küba'da her şey için sıra var. Her şey için kuyruk var. Yani bir şey satın alırken o kuyrukta beklemeniz gerekiyor. Ve insanlar buna çok alışmış şekilde. Herkes belki de saatlerce kuyrukta bekliyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Tabii ki de bu hal mesela yerel halk için çok daha geçerli. Çünkü onlar bir şeyleri satın alırken sürekli kuyrukta beklemeleri gerekiyor. Videonun ileriki bölümlerinde yerel halk nasıl yaşıyor bölümünde bunu çok daha net anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bunu valla göz önünde bulundurarak Küba yolculuğunuza çıkın. Biraz sakin olmanız gerekiyor Küba'da gezerken. Biraz relax olmanız gerekiyor. Hani böyle her şeyin anında olmayacağını, anında yapamayacağınızı anlamanız gerekiyor. Bu aslında sadece sıra beklemek için değil, bir restoranta bir sipariş verdiğiniz için de geçerli. Çünkü restoranta da sipariş verdiğinizde o yemeği bekliyorsunuz yani. O yüzden Küba'da beklemeye alışın, kuyruklara alışın. Şimdi internet aldık. İnternet kuyruğunda ayrıca bir arkadaş da edindim. Her name is Ella. And she is from Germany. We bought the internet, so we came to drink mojito to celebrate this, yeah? So, cheers. Burası Küba'nın en ünlü barlarından bir tanesi. Hatta mojito'nun tarifi bu bardan çıkmış derler. Havana dışında başka şehirlerde de bu barı bulabilirsiniz. Evet, artık Havana'yı keşfe çıkıyoruz. Tabanları kuvvet, çünkü eski Havana bölgesini en güzel yürüyerek gezebilirsiniz. Her sokak o kadar güzel ki emin olun bu yorgunluğunuzu hiç anlamayacaksınız. Telefonunuza veya haritaya hiç bakmadan her ilginizi çeken sokağa dalın. Her sokak sürprizlerle dolu. Bol bol sokak sanatları ve Che Guevara çizimleri göreceksiniz. Klasik arabalar her yerde. Hepsi 60 yaşın üzerinde ama maşallah gıcır gıcır. Havana'da en popüler turistik etkinliklerden bir tanesi klasik araba ile Havana turu. Tur 1 saat sürüyor ve fiyatlar 30 Euro'dan başlıyor. Evet, farkındayım, çok pahalı. Küba'da bir şehirden başka bir şehre giderken de taksi olarak klasik araba kullanılıyor. Biz de transfer için hep klasik araba kullandığımızdan dolayı Havana turunu almadık. Ama sadece Havana'da konaklayacaksanız mutlaka bu turu almanızı öneririm. Böyle her yerde küçük küçük parklar bulabilirsiniz. Gerçekten serinlemek için harika yerler. Ay, yolda geçerken bakar mısınız? Şöyle ilginç bir şey var. Akış yapıyorlar burada.
Oradaki teneke kutuları vurmaya çalışıyorlar. Böyle bir yol kenarında bir yer. Bakın balkondan ip sarkıtmaca, sepet sarkıtmaca burada da var. Şu adam da karşıdaki domatesçiden domates almaya çalışıyor şimdi. Evet, bugün Havana'da ikinci gün ama maalesef ki şansımıza bugün hava kapalı. Sabahtan da yağmur yağıyordu, şimdi biraz dindi ama bütün gün hani kapalı olacağı için aslında başka planlarımız vardı ama hemen müzeye çevirdik. Bugün herhalde tüm gün müzeleri ziyaret edeceğiz. Yine yanımda Ella var. Bir açık edebilir. Ella. Şuradan da laf atıyorlar arabadan. Ondan sonra bugün kaldığım Airbnb'de bir kızla daha tanıştık. O da bizim gruba katıldı. Bugün Lay, do you mind that I can take a video? You don't want? You don't want. Okay. O videoda görünmek istemiyormuş. O yüzden neyse, biz böyle 3 kız şimdi Revolution Müzesi'ne gideceğiz. Yollar sürekli kartpostallık görüntülerle dolu. 2 dakikada bir foto çekmek için durduk hep. Şu ağaca bakar mısınız? Ne kadar büyük. Dalları falan neredeyse bütün sokağı kaplamış. Aşırı güzel. Yeah, here. Maalesef bugünkü ilk moral bozukluğu arkadaşlar, Revolution Museum açık değilmiş. Korona sebepli kapalı. Müze açık olmadığı için biz de şöyle deniz kenarına geldik. Burada karşıda kale var, görüyorsunuz. Bu tarafta yine kale var. Bunun içerisinde de müze varmış ama orası da kapalı maalesef. Deniz kenarı ama dalgalar bayağı bir hırçın yani. Biraz önce üstümüze falan bile geldi, hiç beklemediğimiz bir anda. Bayağı hırçın. Küba, okyanusun ortasında bir ada olduğundan eskiden korsanların istilalarına maruz kalmış. Bu sebeple korsanlardan korunmak için de çoğu yerde kale inşa edilmiş. Gerçekten aşırı bir... Dalgalar aşırı yani. But it's so nice. Ay, şimdi şöyle sokaklarda şöyle şeyler oluyor arkadaşlar. Biraz önce başımıza geldi. Bir tane pro içen kadın, yaşlı kadın bize böyle kolumuzdan tuttu, çevirdi, foto çekilelim falan diye. Biz de çekildik. Çünkü yani bir anda zaten foto çekilmek istedi. Ondan sonra tabii de böyle yaptı. Para. Para istiyor bizden de. Biz de hani hayır falan deyip hemen şey yaptık yani, uzaklaştık oradan. Peki dolandırıcılık işte şeyleri, hani hep böyle gidince turistiz ya biz, hani biraz kendimizi hep böyle tetikte tutmamız gerekiyor. İşte bizi kandırırlar, bizi dolandırırlar falan. Küba'da nasıl oluyor bu işler? Ne gibi şekillerde sizi kandırabilirler? Tecrübelerime dayanarak anlatayım arkadaşlar. İşte böyle söylediğim gibi sizi böyle kolunuzdan çekip böyle alelacele hadi fotoğraf çekilelim falan tarzında yapan insanlar sizden daha sonra para isteyecekler. Taniyede gelişen olaylar ki siz böyle şey yapıyorsunuz tabii kırmamak için. Belki de hani benle fotoğraf çekilmek istiyor gibi bir şey düşünüp mesela o insanı kırmamak için fotoğraf çekiliyorsunuz ama para istiyor asıl amaç. Bir de şöyle bir şey başımıza geldi. O da sizin başınıza gelebilir. Çünkü bu yine böyle izlediğim şeylerde, vloglarda falan da aslında yaşanmış olaylardan bir tanesi. Bir tane çift geldi, karı koca. İşte şey yaptılar, işte neredensiniz bilmem ne falan tarzına yine sıcak bir şekilde yaklaştılar. Biz de cevap verdik. Ondan sonra şey dedi, ya dedi biliyor musun bu hafta sonu Salsa Festivali var. İşte çok güzel olacak. İşte bu akşam başlıyor. İşte şeyde Katedral Meydanı'nda
Herkes böyle işte dans edecek. Saat 8'de başlıyor. Mutlaka siz de gelin. Hatta bak birazcık daha bilgi vereyim. Gelin şurada oturalım 2 dakika. Size bilgi vereyim falan deyip sizi böyle bir tane işte bara falan sokuyor. Hadi diyor işte mojito içtiniz mi diyor. Daha önceden işte hemen bir şey yapalım. Hava çok sıcak, biraz serinlemek için mojito içelim. O esnada ben size işte festival detaylarını yazayım diyor. O arada zaten sizi götürdüğü yerden komisyon oluyor. Yani size içki ısmarlattırıp kendisi için de oradan kendisine pay alıyor. Ama tabii biz böyle bir yere oturttuğu zaman biz dedik ki yani yok hayır hani biz o anda zaten hani dank etti kafamızdan dedik kandırılıyoruz yani şu anda. Ondan sonra yok teşekkürler falan deyip ayrıldık. Mesela bu tarzda bir şey yaşayabilirsiniz. Ha, onun dışında öyle çok böyle hani abartılı şeyler yaşamadık. Hani böyle tehlikeli bir durumla karşılaşmadık. Bu tarz böyle ufak tefek sizden birazcık daha böyle bir turistten para yontmaca şekli var. Bunlar da olur diye düşünüyorum. Normaldir. Havana'da ve Küba'nın her yerinde canlı müzik duyacaksınız. Sokaklarda, barlarda veya insanların evlerinde. Küba'da en sevdiğim olay bu oldu. Öğleden sonra hava açınca biz de Havana sokaklarını arşınlamaya devam ettik. Eski Havana'daki Viyaja Meydanı en popüler yerlerden biri. Bakmayın şimdi boş durduğuna. Maalesef kuranın etkilerini Küba'da hala çok fazla bir şekilde görebilirsiniz. Meydanın her yeri restoran ve barlarla dolu. Beğendiğiniz bir tanesine oturun, kokteylinizi söyleyin ve canlı müzik eşliğinde kokteylinizi için. Ay şu anda ne söyledim? Papaya da curry söyledim ama hani smoothie gibi kocaman bir şey geldi. Tadı da harika. Salsa bilmem ama sonuçta biz de Türküz yani. Biliriz biz de dans etmeyi. Bayağı sokaklarda yürüdük, yürüdük, yürüdük. Saat de 2:30 oldu. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz, atıştıracağız daha doğrusu. Çünkü burada en çok fazla hani sokakta görebileceğiniz sokak yemeği pizza. Onu da göstereceğim size. Bayağı hani gün 24 saatinde onu yiyebiliyorlar. Önünde bayağı bazen kuruklar falan da oluyor. Şimdi biz de hafif böyle bir atıştırmalık falan pizza yiyeceğiz. Ondan sonra da tekrardan işte yürümeye, gezmeye falan, içmeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir pizzacıya geldik. Burada da zaten hepsi takeaway. Burada alıyorsunuz, hemen sokakta yiyorsunuz. Herkes sonunda dediğim gibi onlardan yiyor. Fiyatları da tabii çok uygun, sokak yemeği. Yaklaşık 60 peso'dan başlıyor. Yani yaklaşık 50 peso gibi bir şey. Şöyle. Valla açıkçası çok da böyle lezzetli olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü sadece hamur tadı geliyor. Bu Amerikan ambargosu sebebiyle, pardon, yani bazı yiyeceklerde de hani bulmakta sıkıntı çektikleri için hani çok böyle basit aslında geleneksel yemekleri var, hani sokak yemekleri var. Sadece
işte un, su dan yapılan bir hamur ve üzerine işte domates sosu ve peynir. Yani çok basit bulunabilecek malzemelerden yapıldığı için en çok fazla tüketilen şeylerden bir tanesi. Bir diğer sokak yemeği ise churros. Küba eski İspanyol kolonisi olduğundan İspanyol tatlısı olan churros da o şekilde Küba'ya ulaşmış. Bizdeki tulumbanın şerbetsiz hali olarak düşünebilirsiniz. Normalde churros yanında sıcak çikolata ile gelir ve ona bandıra bandıra yersiniz. Ama Küba'da bunu bulmak imkansız. Küba yemekleri. Valla ben her gittiğim ülkede hep yerel yemek yiyen bir insanım ve de şu ana kadar gittiğim tüm ülkelerde de böyle hani parmaklarımı yiye yiye hani bütün yemekleri yedim. Hepsini de çok beğendim ama maalesef ilk defa Küba için aynı şeyi söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Böyle hani kendisine ait bir mutfağı yok. Olan yemeklerin de böyle çok aşırı lezzetli olduklarını söyleyemeyeceğim. Çünkü neden? Amerikan ambargosu sebebiyle yiyecek sıkıntısı hala yaşanıyor. Yani istedikleri her şeye ulaşamıyorlar. Hani böyle yemek bakımından neler var? İşte et, hani domuz, dana ya da işte tavuk olaraktan seçebileceğiniz böyle bir didiklenmiş et. Ve de yanında pilav, birazcık salata. Yani hani bu şekilde yerel bir yemek geliyor önünüze. Avrupa tarzı yemekleri çok nadir bir şekilde bulabiliyorsunuz. İşte Havana'da belki de daha böyle turistik yerlerde falan bulabiliyorsunuz. Mesela pizza, makarna falan ama hani onların da böyle hani çok gerçekten tadı olduğunu söyleyemeyeceğim. Bir tek mesela hani şey güzel, ıstakoz. Ben bir yerde ıstakoz yemiştim. Bu da yine hani Küba'ya gittiğinizde yemeniz gereken yemeklerden bir tanesi. Tadı falan güzeldi yani. Bir tek onu beğendim herhalde. Onun dışında yediğim Küba yemeklerinden. Ama tabii kokteyller harika. Yani mojito, daiquiri harika, harika, harika. Yani Küba'da yemek yerine sanırım bol bol içeceksiniz. Bol bol kokteyl içeceksiniz. Çünkü her yerde kokteyl yapılıyor. Yani Havana rum zaten mesela. Rum hani o kadar böyle hani onunla gurur duyuyorlar ki zaten her yerde Havana rum. Yani yerel halk da, lokal insanlar da sürekli rum içiyor. Ve de her yerde kokteyl. Güzel güzel böyle hazırlanmış kokteyller. O sıcak havada, oh buz gibi böyle sizi serinleten şeyler. Hatta bazı yerlerde şöyle diyeyim hani bira falan yok. Sadece kokteyl satılıyor. İçki olaraktan sadece kokteyl var. Hani bira isteseniz yok yani. Ernest Hemingway'in böyle en çok zamanını geçirdiği barlardan bir tanesi. Oraya gireceğiz. Burası da bayağı bir ünlü yer. İşte şurada heykelini görüyorsunuz Ernest Hemingway'in. Ünlü yazar Ernest Hemingway tam bir Küba aşığıdır. Sürekli Küba'yı ziyaret eder. En sevdiği bar da burasıdır. Hatta çanlar kimin için çalıyor ve Yaşlı Adam ve Deniz kitaplarının bazı bölümlerini bu barda yazmış. Hemen heykelin yanına oturduk. Hemen şurada sandalye bulduk boşta. En güzel yere oturduk. Evet, içeceğimiz geldi. Daiquiri. Yine tabii ki de içerisinde Havana rum var. Bu Hemingway'in en çok içtiği içkilerden bir tanesiymiş. So, şerefine. Şimdi Havana'da çok değişik bir yere gidiyoruz. Atık ürünlerden yapılan sanat eserleriyle dolu bir sokak. Ama yapılan çoğu eserin teması Afrika esintili. Çünkü Küba'da çok sayıda Afrika kökenli yaşıyor. Sebebi de Christopher Columbus 15. yüzyılda Küba'yı keşfettikten sonra köle olarak şeker kamışı tarlalarında çalışmak üzere çok sayıda Afrikalı getirilmiş. Zamanla sayıları artan Afrika kökenliler kendi kültürlerini ve inançlarını Küba'ya getirmişler. Burası da Afrika kökenli sanatçılardan birinin evi. Her köşesi Afrika tanrılarının putları ile dolu. Şimdi Havana'da böyle en böyle klasik lokal insanların yaptığı şeyi yapacağız. Burada kocaman bir park var. İçeride dondurma satılıyor. Herkes
herkes buraya gelip dondurma yiyor. Çok ünlü bir yer ama her zaman girişte şöyle bir sıra oluyor içeriye girmek için. Ve de insanlar yani hiç sorun etmiyorlar sırada beklemeyi. Ne kadar bekleyecekleri de hiç belli değil. Türkiye'de. Ondan sonra neyse biz de sıranın en sonundaydık ama yani kimse de İngilizce bilmiyor. Hani burada mı bekleyelim, nerede bekleyelim hiç emin değildik. Ondan sonra şuradaki kadın bize dedi ki gelin benim yanımda bekleyin. O ilk sırada biz de onun hemen yanına geldik şimdi. Hemen inşallah hemen gireceğiz, dondurmamızı yiyeceğiz. Evet. Woohoo! Şimdi içeriye giriyoruz. We are lucky. Kadın sayesinde yaklaşık bir 10 dakika falan bekleyip hani girebildik. Yoksa yarım saatten fazla bekleyecektik yani sıranın sonuna gitseydik. Dondurma yenen bu park Fidel Castro'nun bir projesi. Küba halkının ailecek yapabileceği, maddi anlamda onları zorlamayacak bir etkinlik olarak düzenlenmiş. Havana haricinde başka şehirlerde de bulunan bu dondurma yerleri özellikle hafta sonları Kübalıların uğrak yeri. Tam bir yerel kültür diyebiliriz. Evet, şimdi dondurmamız geldi. Zaten iki çeşit varmış sadece, vanilya ve çilek. Şimdi onları yiyeceğiz. Herkes böyle kaçar tane yiyor. Şu adam 4 tane söyledi. 4 tane ayrı tabak söyledi. Hepsini de yiyecek sanırsam. Bayağı iştahla yiyor. İçerisi de bu şekilde. Herkes sadece dondurma yiyor burada. Şu masada daha da garip bir olay oluyor. Bütün dondurmaları poşetin içine koydular. Bütün dondurmalar poşetin içinde. Onu öyle alıp eve götürecekler sanırsam. Çok ilginç. Şu iki dondurmaya yani iki tane ikişer top dondurmaya da toplamda 20 peso verdik. Yani ne kadar biliyor musunuz? 20 sent gibi bir şey yani. Çok ucuz burası. Millet zaten o yüzden gelip böyle tabak tabak yiyor. Şu anda tüm Küba'nın en önemli meydanındayız. Burası Devrim Meydanı. Arkamdaki iki figürü zaten kesinlikle tanıyacaksınız. Bu Che'nin figürü. Burada Camilo. Camilo da yine devrim, 1959 devriminde Fidel Castro ile birlikte ve Che ile birlikte en önemli liderlerden biri. Fidel Castro kesinlikle kendi isminin ne bir binaya, ne bir caddeye, ne de büste verilmesini istememiş ve de onun hiçbir zaman burada, Küba'da büstünü bulamazsınız. Bir de burada da önemli bir yapı var. Bu da José Martí. Aslında José Martí de devrimden öncesinde Kübalılara ilk özgürlük fikrini veren kişi. Küba keşfedildiğinde İspanyol sömürgesi, daha sonra ise Amerikan yönetimi altına girdi. Amerikalıların tatil için gelip kumar oynadıkları bir yer haline geldi. Ancak Küba halkı çok fakirdi. 1959'da Fidel Castro, Che Guevara ve Camilo ile birlikte devrimi gerçekleştirdi ve ilk konuşmasını da bu meydanda yaptı. Ancak devrim sonrasında bu sefer de Amerikan ambargosu sebebiyle sıkıntılar yaşandı. Küba devrimini, devrimin ve tüm dünyada başkaldırışın simgesi olan Che Guevara hakkında Che'nin müzesini ziyaret ettiğim Santa Clara'da, yani ayrı bir videoda çok daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Havana'da tüylerimi diken diken eden bir yeri daha ziyaret ettim. Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün bulunması beni çok gururlandırdı ve sanki kendimi evime gelmiş gibi hissettim. Küba'da kime Türk olduğumu söylesem herkes Atatürk'ü biliyordu. Şu an konuşurken bile duygularıma hakim olmak gerçekten çok zor. Patates satılıyor arkadaşlar. Patates satılan bir yer. Burada da insanlar bekliyor. Küba'da her şey için böyle beklemeniz gerekiyor. Sırada insanlar var. Şimdi buradan birisiyle konuştum.
sırada bekleyen birisiyle, biraz İngilizce bilen birisiyle konuştum. Tabii ki de videoyu çekilmek istemiyorlar ama ben bilgileri edinip size söylüyorum. Aylık 5 kilo, her kişi için aylık 5 kilo patates alma hakkı varmış. Karne ile alınıyor zaten hepsi. Burada hani şeyi gösterip, karneyi gösterip, işte isminiz, soy isminiz ve de orada işte ne kadar şeyi aldınız, yiyecek aldınız falan yazılı. Her kişi için aylık 5 kilo patates alma hakkı var. Adamın dediğine göre bu tabii ki de başka şehirlere göre değişiyor. Bazılarında sadece 3 ayda bir 5 kilo patates alma hakkı varmış. Yani inanılmaz. İnsanlar burada gerçekten yiyecekleri çok limitli bir şekilde bulabiliyorlar. Çünkü Küba'da da her şey ambargo sebebiyle çok kısıtlı imkanlar olduğu için herkese limitli bir şekilde veriliyor. Ve insanlar her yerde bu sırayı beklemek zorunda ve de hani çok az aldıkları yiyeceklerle hayatlarını sürdürmek zorunda. Adama sordum ne iş yapıyorsunuz diye. Adam şu anda sadece evine Airbnb'ye kira vererek yaşadığını söyledi. Çünkü o zaman daha çok para alıyorlar. Şu anda iki tane evleri varmış. O kendisi kızıyla birlikte bir evde yaşıyor. Diğer evi de Airbnb'den kiraya veriyorlar. Tabii ki onun için de vergi ödeniyor. Ama oradan kazandıkları euroyla, yani yabancı kurlarla şeyde diğer marketlerden alışveriş yapabiliyorlar. Orada yabancı, yani Avrupa tarzı marketler burada çok pahalı olduğu için, her şeyi euro üzerinden sattıkları için kendi paraları bunları almaya yetmiyor. Turistlerden kazandıkları paralarla aylık geçimlerini sağlıyorlar. Yani inanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Her satın almaya çalıştığı şey için, yani işte ekmek mi alacak, kuyruğa girmesi lazım. Et mi alacak, kuyruğa girmesi lazım. Meyve sebze mi alacak, kuyruğa girmesi lazım. Ve de her şey limitli. Orada yaşayanlar için her şey limitli. Herkesin bir karnesi var, böyle küçük bir not defteri var. Bunu insanlar sırada beklerken herkes elinde tutuyor zaten. Onu böyle anlıyorsunuz. Herkesin aylık bir limiti var. Yani bu ekmek için de geçerli, meyve sebze için de geçerli, et için de geçerli. Yine para veriyorlar. Yani evet, hem karnesini gösteriyor. Oradaki işte ne satın aldığı işaretleniyor ama ufak da olsa para veriyor. İşte ben şeyi gördüm mesela, patates de sanırsam 5-10 peso falandı. 5-10 peso ne kadar? İşte 5-10 cent gibi bir şeye, paraya denk geliyor. Kısıtlı yiyecek var ya. Gerçekten kısıtlı bir yiyecek var yani. İnanabiliyor musunuz? Hani istediğin şeye ulaşamıyorsun. Ve de aylık kazandıkları paralar çok düşük. Ben o işte kuyrukta tanıştığım adamın kızı elektrik mühendisliğiymiş. Ne kadar para alıyor diye sorduğunda işte 40 euro dedi. Aylık 40 euro alıyor. Aslında her meslek için bu aynı ortalama bir maaşı bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani aylık kazanılan para 50 euroyu geçmiyor. Ve insanlar bu sebeple daha fazla para kazanmak için evlerinin odalarını turistlere açıyorlar. Ve bu sayede ellerine yabancı para birimi, yani euro geçiyor. Küba'da Avrupa tarzı marketler var. Bu marketlerde sadece euro veya kredi kartı geçiyor. Yani ülkenin kendi para birimi Küba pezası geçmiyor. Böyle değişik bir şey var. Böyle enteresan bir durum var yani. Ve fiyatlar da Avrupa ülkesi dengesinde. Bu marketlerden normal kendi hayatlarında bulamayacakları yiyecekleri bu marketlerden almaya çalışıyorlar. Ama ne yapmaları lazım? Ellerine euro geçmesi gerekiyor veya kart sahibi olmaları gerekiyor. Bu euroyu nasıl kazanacaklar? Evlerini turistlere açarak veya turistlerle ilgili, ne bileyim, belki de işte tur düzenleyerek veya taksicilik yaparak o şekilde euro alıp, euro kazanıp bu marketlerden euro harcamaları yapıyorlar. Enteresan ve aslında üzücü bir durum. Çünkü kendi ülkende kendi para biriminle istediğin şeyi alamıyorsun. Bir şeyi almak için yabancı bir para birimine ihtiyacın var. Onu kazanmak için kendi mesleğin dışında bir şey yapmana gerek var. Ve kendi mesleğin dışında yaptığın şeyin aslında kendi mesleğinde kazandığın paradan çok daha fazlasını kazanıyorsun. Bakın burada daha çok büyük bir kuyruk var. Şöyle küçük küçük şeyler, ekmekler gibi bir şey satıyorlar şöyle poşette. Bunun kuyruğu var.
How much is it? How much is it? 25. 25 peso olmuş. Yani her şey için kuyruğa girmeniz gerekiyor. Zor yani, gerçekten çok zor. İşte mesela içeride insanlar yaşıyor. Yani tabii içeriye giremiyorum ama şöyle bir yerde insanlar yaşıyor içeride. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen Kübalılar mutlu. Evlerinin önünde müzik açıp dans ediyorlar. O kadar imrendim ki örnek almamız gereken çok şey var. En çok merak edilen şey Küba'da fiyatlar nasıl? Ondan hemen size bahsedeyim. Küba'nın ucuz bir ülke olduğunu kesinlikle söyleyemem arkadaşlar. Amerikan ambargosu sebebiyle tabii ki de kısıtlı bir geçim kaynakları var. Onlardan en önemlilerinden bir tanesi de tabii ki de turizm. O yüzden de turistten para kazanmaya çalışıyorlar. Yani turist için fiyatlar ucuz değil. Ve de en pahalısı da ulaşım. Yine Amerikan ambargosu sebebiyle ülkede bir ulaşım sıkıntısı var. Bir benzin sıkıntısı var, araç sıkıntısı var. Bir şehirden başka bir şehre gitmek inanın ki kolay değil. Yani otobüsler var ama çok kısıtlı olduğu için yer bulmak biraz zor. Onun dışında tabii taksi kiralayabilirsiniz. Ama inanın böyle uçuk fiyatlar isteniyor ve hep euro üzerinden isteniyor bunlar. İşte 2 saatlik yer için mesela 60-70 euro falan isteniyor. Transfer için özel bir taksi tutuyorsanız. Ama en uygun ve hızlı ulaşım paylaşımlı taksiler. Biz de bunu yaptık. 4 kişiyle aynı aracı kullanıp daha uygun fiyata yol alabiliyorsunuz. Mesela işte 2 saatlik yere atıyorum işte sizden 60-70 euro istiyorsa paylaşımlı takside onu mesela hani kişi başı 20 euroya indiriyorsunuz. Gerçi hani 20 euro da çok böyle hani uygun bir fiyat değil ama vallahi ulaşıma işte bazen 20 euro, bazen 4 saatlik yere 35 euro falan verdiğimi biliyorum. En pahalı olan şey ulaşım. Konaklama yaklaşık 10-20 euro arasında. Odalar tek başınıza kalırsanız tabii ki de yine yüksek bir fiyat oluyor. Ama ben Ella ile o Alman kızla hep paylaştığım için genellikle işte 5-10 euro tarzında verdim. İşte mesela hani 10 euroya tuttuğumuz odayı yarısını verdiğim için 5 euro hani daha uygun bir fiyat oldu. Yeme içme anlamında mesela bir ana yemeğe 2 eurodan yaklaşık 7-8 euroya kadar değişiyor fiyatlar. Biz genelde işte 3-4 euroluk falan yemekler yedik. Kokteyl fiyatları en uygunu valla 1-2 euro arasında mükemmel kokteyller içebilirsiniz. En uygun fiyat içki fiyatları, o yüzden de bol bol için arkadaşlar. Kaldığım 2 hafta boyunca ne kadar para harcadım Küba'da pound olarak söyleyeceğim. Çünkü ben hani hesabımı pound olarak gördüğüm için yaklaşık 500 pound lık bir harcama yaptım. Toplam işte konaklama, ulaşım, yeme içme, aldığımız tur, çünkü birkaç tane de tur aldık. Artı işte birkaç alışveriş falan yaptım. Toplamda yaklaşık 500 pound harcadım. Ama bu 500 pound'ın yaklaşık 150 pound'ını sadece ulaşıma verdiğimi düşünebilirsiniz. Böyle bir değerlendirme yapacak olursak Küba ucuz bir ülke değil. Küba zaten hani sırt çantalı gezgin ülkesi değil. Küba bir turist ülkesi. Ben zaten bunu gitmeden önce de biliyordum. O şekilde yanıma tedarikli gittim. Mantalite olarak buna hazır gittim. O yüzden de siz de gittiğinizde bunları lütfen değerlendirin. Küba'da kısa bir süre öncesine kadar iki farklı para birimi vardı. Birincisi Küba'da yaşayan yerel halk için, ikincisi ise turistler için. Turistler yerel halkın kullandığı Küba pesosunu kullanamıyordu. Yani siz para değişimi yaparken size zaten turist parası veriliyordu. Bir turist pesosu yaklaşık 1 euro
civarındaydı. Ama kısa bir süre önce bu para birimini sadece bir para birimine çevirdiler. Ben genellikle gezdiğim ülkelerde hep böyle bankamatikten paramı çekerim. Yanımda işte hani çok fazla nakit taşımam her ihtimale karşı. Seyahat kartımla bankamatikten o ülkenin para birimini çekerim. Ama maalesef Küba'da kart kullanamıyorsunuz. Havana'da birkaç banka var. Oralardan gidip yine normal yerel para birimiyle paranızı çekebilirsiniz. Ama Havana dışında ben valla bir yerde falan bankamatik görmedim. Çok 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 önemli bir not. Küba'ya gelirken asla kartla işlem yapmayın. Küba'ya gelirken nakit parayla gelin arkadaşlar. Nakit parayla gelip burada bankadan çekmek yerine burada onu o yerel para birimine çevirmeniz çok daha sizin için karlı olacak. Para birimi olaraktan da yanınıza getirmeniz gereken en uygun euro. Dolar getirseniz çünkü doların %10 gibi bir vergilendirmesi var. Yani her para bozdurduğunuzda sizden bir %10 vergi alınıyor. O yüzden de en mantıklı kur olarak euro getirin. Ben İngiltere'den geldiğim için poundla geldim. Pound da yine uygun bir kur oldu. Yine yıldızlı 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 bir not. Kesinlikle paranızı bankalarda veya resmi dövizcilerde bozdurmayın. Çok düşük bir kurdan bozacaklar paranızı. 1 euro üzerinden değerlendirdiğim 1 euroyu eğer ki bankada bozdurursanız size yaklaşık 30 peso falan verilecek. 30 ya da 35 peso. Ama lokal insanlardan bozdurursanız 1 euroya 100 peso olacaksınız arkadaşlar. Arada böyle uçurum bir fark var. Airbnb'de ev sahipleri zaten bu para bozdurma işini yapıyor. Genellikle de kur şöyle söyleyeyim 1 euro 100 peso değerinde bu şekilde paranızı bozdurabilirsiniz. Veya en kötü sokakta gezerken size sürekli gelip exchange diye soran yerel halk olacak. En kötü ihtimalle onlardan da bozabilirsiniz. Ne satıyor acaba? Boza mı satıyor? Ola! Sokaklar tehlikeli gibi duruyor, değil mi? Ama hiç de öyle değil. Küba dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Komünist rejiminden kaynaklı olsa gerek suç oranı yok denecek kadar az. Ben de bulunduğum 2 hafta boyunca hiçbir tehlikeli durumla karşılaşmadım. Evet, sokaklar karanlık. Hatta Havana dışındaki çoğu şehirde zifiri karanlık. O da yine Amerikan ambargosu sebebiyle yaşanan enerji sıkıntısından. Arkadaşlar şimdi Pro satılan yere geldik ama fiyatlar inanın gerçekten bayağı bir pahalı. Aslında ben çok daha uygun bir yer buldum, oradan aldım ama sanırım burası daha turistik bir yer olduğu için daha pahalı. Şöyle en ucuzu şu 7.20 euro. Bu şekilde fiyatlar 7'den 10, 12.60, 12.50, 26.95 diye gidiyor. En 33. Şu herhalde 26.95 en pahalılarından bir tanesi. Bayağı bir pahalı. Ya ben bazen işte çok zor oluyor. Hani bir şeyleri satın alırken bir de video çek. Hani satın almaya uğraşıyorum, bir şeylere bakmaya, fiyatlara falan uğraşıyorum. Bazen video çekmeyi unutuyorum. İşte benim aslında Pro aldığım yerde çok daha uygun fiyatlar vardı. Ben bir tane Pro'yu yaklaşık 2 Euro'ya falan aldım. 2,5 Euro'ya aldım. Burada bir tanesi en ucuzu 8 Euro'ydu. Hani tabii ki de ben şeyi bilemiyorum. Hani ne kadar kalitelidir bilmiyorum ama sonuçta içmeyeceğim. Sadece bir hatıra olsun diye 2,5 Euro vermeyi tercih ederim. Şimdi Havana'da keyifli bir an ile videomu bitiriyorum. Bir sonraki bölümde Küba'nın İspanyol koloni şehri Trinidad'da görüşmek üzere.
Bye.